Önceki bölümde Afton animatronikler arasından kaçmıştı ve en sonunda yakalanmıştı. Bu yakalamanın ardından animatronikler Afton'u gizli bir sığınağa kaldırmıştı. O sığınakta bir yandan da Golden Fade ile karşılaşıyordu. Kendisi Afton'dan intikamını almak istiyordu, diğerleri de onu öldürmek istiyordu. En sonunda iki taraf arasında kargaşa çıkmıştı ve tesis görevlilerinin mekanı basmasıyla Golden Fade Afton'u kaçırmıştı. Ve biz de burada kalmıştık. Önceki bölümün atılmasından daha 24 saat geçmeden 10.000 yakın beğeni gelmişti. Her abone olduğunuzda ve bu videolara 10.000 beğeni geldiğinde yeni bölüm gelecek. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. April 7th, 1984. Does that date sound familiar to you, Mr. Afton? What the hell is this? Bu da ne mi Afton? Hataların. O kadar fazla hata yaptın ve o kadar fazla masum kişi öldürdün ki artık bunun sonu geldi ve asıl korkman gereken kişi tam karşında. Karşısındaki kişi sadece bir robot ya da bir çocuk ruhu değil. Karşısındaki kişi intikam, acı ve üzüntü. Golden Freddy ya da Cassidy mi demeliydim? Bölümümüzün isminin Cassidy ile röportaj olmasının da sebebi bu. Bölüm Golden Freddy'nin Afton'u sorguya çekmesiyle başlıyor. Afton'a bir tarihten bahsediyor Cassidy. 7 Nisan 1984. Bu tarih ne ki? Burası Afton'un muhtemelen kaçamayacağı bir mekan. Bunu Cassidy kendisi de söylüyor. Ayrıca Cassidy birkaç şey daha söylüyor. You're an open wound and I am here to make you bleed. Kameralarımız Fazbear Steiner'a dönüyor. Bu kısım şu anda geçmişte geçiyor. Yani William Afton'un Springtrap olduğundan böyle 30 yıl sonra falan. Afton yaylı kitlenin arasında kalıp parçalanıyor ve 30 yıl boyunca mahsur kalıp Springtrap'a dönüşüyor. Yani şu an bu kısımdayız, şu an geçmişteyiz. Mekan Fazbear Steiner'daki bir depoda geçiyor. Büyük ihtimal bu depo Afton'un öldüğü yer. Ya da tekrar canlandığı mı demeliydim bilmiyorum. Afton bu sahnede kendi kendine konuşup birine kızıyor. Why didn't you just listen to me? Why didn't anybody listen to me? Lafımı dinleseydim bunların hiçbiri olmazdı diyor. Bu lafı kime söylüyor bilemeyiz ama şimdi teori yapıp bulacağız. Öncelikle Afton'un Springtrap'a dönüşmesindeki ana sebeplerden biri Puppet'ın yani Charlie'nin tüm ruhları serbest bırakmasıydı. Ancak bütün bu bölümlerde Puppet'ı hiç görmedik. Sadece önceki bölümlerde Lefty'yi görmüştük. Orada Lefty çok fazla konuşmuyordu yani. Bunun dışında Michael'a da söyleniyor olabilir bu laflar. Ancak bölümün içinde bir süre sonra Afton konuşurken kamera bir çizime yaklaşıyor. Bu çizimde Afton ve yanında okla gösterilmiş sarı saçlı bir kız var. Ayrıca bu çizime kamera yaklaşırken bir yandan da Baby peluşu da gözüküyor. Yani kısacası Afton sözümü dinleseydin diye Baby'ye yani Elizabeth Afton'a kızıyor. Ne alaka bilmiyorum ama ilerleyen sahnelerde göreceğiz muhtemelen. Yani bir yandan da bakarsanız da Elizabeth Afton Baby tarafından öldürülüp içine geçmeseydi Baby'nin bilemiyorum buralar karışık gerçekten de. En sonunda Afton'un bulunduğu depoyu bizim önceki bölümdeki tesis görevlileri bir güzel basıyor ve Afton'a saldırıyorlar. Ve günümüz zamanına dönüyoruz. Tesis görevlilerinin olduğu bir arabayla ormanda ilerliyoruz. Araba giderken bir anda bir şeye takılıyor ve arabayı süren tesis görevlisi arabayı durduruyor. Tam etrafa ne oluyor diye bakmaya giderken Phantom Foxy, Phantom BB, Phantom Mangle ve Phantom Freddy dörtlüsü bu tesis görevlilerini teker teker öldürüyor. Diyeceksiniz ki önceki bölümde demiştin ki animatörlerin amacı tesis görevlilerini öldürmek veya tesise zarar vermek değildi demiştin ama şimdi öldürüyorlar. Aslında hala değil. Buradaki animatörlerin amacı Afton'u bulmak ve Afton'un bu arabanın içerisinde olduğunu düşündüler ve mantıken arabaya saldırdılar. İçindeki kişileri etkisiz hale getirdiler. Neyse düşündükleri doğru çıktı mı diye bir bakmaya gidiyorlar arabanın arkasına ve bakıyorlar ki Afton yok arabada. Tam okey abi Afton yok gidelim derken farklı bir ekip geliyor ve Phantom Animatronic'in üstüne ışık tutuyorlar. Ultimate Custom Night hatırlayın. Phantom Animatronic'ler önünüze çıktığında önüne ışık tutarak onları engelliyordu. Aynı şekilde bu animatronikleri de ışık yardımıyla muhafaza altına alıyor bu tesis görevlileri. Nightmare Bonnie ve Chica hala diğerleri gibi Afton'u arıyorlar. Çünkü en son Golden Fade ışınlanıp onu kaçırmıştı. Ve giderken de birazcık konuşuyorlar. How we had that party back in 1985. Well, it got me thinking. How old are we? Do we just stop where we died or do we keep counting? I don't know, Chica. Jeez, wait. That would make me like 30 or something. Well, that would make me around 40 then, wouldn't it? You old man. You're gonna die tomorrow, mate. Nightmare, Chica ve Bonnie konuşa konuşa yürüdükten bir süre sonra bir ev ile karşılaşıyorlar. Onlara tanıdık gelir mi bilmiyorum ama bana ve size tanıdık geldiğine eminim. I will ask you again. Does this date sound familiar?
Sizce Cassidy neden sürekli bu tarihi sayıklıyor? Çünkü bu tarih Afton'un ilk kurbanını öldürdüğü tarih. Çünkü bu tarih her şeyin başladığı tarih. Çünkü bu tarih Cassidy'nin yani Golden Fade'nin öldüğü tarih. Afton bunca lafın üstüne diyor ki, ulan diyor sen ne istiyorsun benden? Özür mü dileyim, ne istiyorsun? Özür dilesem de bu zamana kadar verdiğim zararların hiçbir telafisi olmayacak, hiçbir şey geri dönmeyecek, hiçbir şey geri getirmeyecek. Cassidy de diyor ki, senin acı çekmeni istiyorum diyor. Tabi buna karşılık Afton da güzel bir kahkaha patlatıyor. Komik mi oğlum? Ama Cassidy de devam ediyor. Benim çektiğim acının bir kısmını senin de çekmeni istiyorum ve sen acı çekmeyi bilmiyorsun diyor. Afton da diyor ki, ulan 30 yıl aynı odada kaldım, aynı binada kaldım diyor. Sizce Golden Fade'in acısı mı daha büyük yoksa Spring Trap'ın acısı mı daha büyük? Bunu yorumlara yazın. Bir de serinin devamı için abone olun ve like atın. Cassidy en sonunda Afton'a onun çok iyi bir hayat yaşadığını söylüyor. Ve Afton'un geçmişini son bir kez daha anlatıyor. Afton ne kadar ölümünün suçunu Elizabeth Afton'a atsa da karısının ölümünden kendisi sorumluydu. Ayrıca Elizabeth'in ölümünden de o sorumluydu. Çünkü kendi ürettiği makine kendi evladını, kendi kızını öldürmüştü. İş diğer evladına gelince de Evan. İsmi size tanıdık gelir. Onun da ölümünde Afton sorumluydu. Ve yine kendi ürettiği makinesiyle kendi evladını öldürmüştü. Hatırlayın, Fred Beer. Hatırlarsanız ormanın ortasında Phantom animatronikler mahsur kalmıştı. Phantomların yardımına Nightmare Bonnie ve Chica ulaşıyor. İkisi de gelip etrafındaki diğer tesis görevlilerini teker teker öldürüyorlar ve Phantomları kurtarıyorlar. Şimdi önceki bölümden hatırlarsanız ki tüm ekip birbirine karşı cephe almıştı. Biri diyordu ki ben Afton'u intikam alacağım, biri diyordu ben de alacağım ama ben öldüreceğim, biri diyor ben... Lan ne yapıyorsunuz? Mesela bu sahnede ne kadar Bonnie ve Chica Phantomları kurtarsa da Phantomlar Cassidy'nin Afton'u kaçırmasını savunuyorken Nightmare Bonnie ve Nightmare Chica da daha farklı düşünüyorlar. Ama en sonunda hepsinde ortak noktası sonuçta William Afton'dan nefret etmek ve intikam almak. Bu yüzden bir anlaşıyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. Sonra bir bakıyoruz ki tüm bu animatroniklerin saldırdığı arabanın yanında bir araba daha var. Ve animatroniklerin hepsi de baş tesis görevlisini arıyorlar. Bu baş tesis görevlisi kim anlatayım. Önceki bölümü izlemediyseniz sağ üstünü izleyebilirsiniz. Önceki bölümde bir tesis görevlisi vardı. Baş tesis görevlisi. Ve bu Withered Bonnie'yi serbest bırakıyordu. Neyse konumuza dönelim. Ve bakıyorlar ki içinden bizim diğer animatronikler yani Enert, Withered Bonnie falan çıkıyor. İşte geçen karışmaya başladı. Şimdi burada bir kısım diyor ki baş tesis görevlisi nerede? Diğer kısım diyor ki Afton nerede? Bu kargaşa devam ederken en sonunda bir sorguya dönüyoruz. How do you feel, Afton? You are reliving your worst experiences, your nightmares, your hell, over and over and over again. Evet. Afton tekrar ve tekrar sonsuz kabuslarını görüyor. Afton gülüyor, gülüyor, gülüyor ve en sonunda Golden Fade'nin yani Cassidy'nin üstüne atlayıp onu öldüreceğini söylüyor. Cassidy ise hiç saldırısını tınlamayıp kendi güçleriyle Afton'u havaya kaldırıyor. That would be entertaining, I suppose. And fortunately for you, you have all the time in the world to plan this theoretical action. But I believe it is safe to assume that no force on this earth can match the power I believe. Hello again, Afton. We have unfinished business we need to discuss. Please, come with me. Evet, animatronik'in aradığı baş tesis görevlisi Afton'u muhafaza altına alıp Cassidy'yi etkisiz hale getiriyor. Bunun sonucunda da önceki bölümde gördüğümüz şey doğru çıkıyor. Baş güvenlik görevlisinin amacı Afton'u elde etmekti. Ve zaten Withered Bonnie ile önceki bölümde anlaşma yaparken de Afton'u bul getir ondan sonra benimdir tarzı bir şey söyleyip Bonnie'yi serbest bırakıyordu. En sonunda baş tesis görevlisi ve dostları Afton'u arabaya atıp daha güvenlikli bir tesise yol alıyorlar. Bu sırada diğer animatronik ekibi de baş tesis görevlisinin yardımcılarının birine denk geliyorlar ve hemen olayı sorguluyorlar. Ve öğreniyorlar ki baş tesis görevlisi Afton'u almış götürmüş yani. Bu arada arada bir kamera sallanıyorsa fark etmişsinizdir, şehir dışındayım. Neyse, burada uzun bir konuşma dönüyor. Buraları anlatmak yerine önemli kısma döneyim ben. Lefty'nin yanına gidiyoruz. Lefty Golden Fade'i buluyor ve onu kurtarıyor. Golden Fade'i kurtulunca hemen fantomlarla birlikte ışınlanıp bir yere kaçıyor. Bu sırada kameralarımız diğer ekibe dönüyor. Diğer ekip baş tesis görevlisinin yardımcısı gibi olan bir elemanla işbirliği yapıyor ve Afton'un götürüldüğü büyük tesise sızıyorlar. Nasıl sızıyorlar derseniz, Enert kameralara erişip bilgi gönderiyor. Yanlarındaki eleman da bir güvenlik kıyafetine sarılıp gizlice orada sızıyor. Neyse, eninde sonunda tesise giriş yapıyorlar. Tam ilerlerken sızan elemanımız Blueprint odasını görüyor. Blueprint odası taslakların olduğu bir oda. İçeri giriyor ve gizli bir çekmeceyi açıp bir Blueprint alıyor eline. Bu Blueprint'te ismi Remnant Husk yani kalıntı kabuğu gibi bir proje görüyoruz. Burada bölüm bitiyor. Sizce neden bu bölümde ve bu kısımda bu Blueprint'te karşılaşıyoruz ve sizce neden baş tesis görevlisi Afton'u buraya getiriyor? Çünkü bu projeyi Afton'un üzerinde denemek istiyor.
Peki ya bu noktadan sonra özellikle Golden Fade ve diğer animatronikler William Afton'u yakalayabilecek mi? Bunu yeni bölüm çıktığında öğreneceğiz.